Herkese merhaba. Bugünkü konuğum akademisyen Ufuk Uras. Ufuk Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Bugünün önemli konusu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Bir ortak bir basın toplantısı yaptı. Bunun detaylarını konuşacağız ama sondan şeyi baştan sorayım. Siz bir tweet attınız. Dediniz ki ileride tarihçiler siyasetteki büyük toplu intihar girişimi diye anlatacaklar bu günü dediniz. Neden böyle dediniz? Çok büyük risk aldığını düşünüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü hassas bir dengede yürüyor Millet İttifakı. Zafer Partisi'nin ileri sürdüğü protokol vesaire hem Millet İttifakı'nın bileşenlerinde Gelecek ve Deva'da hem de HDP tabanında bir sıkıntı yaratabilir. Yani kağıt üzerinde bir sıkıntı olmasa bile bu ikinci turun en büyük problemi seçmeni sandığa motive etme. Yani tabii ki arzu ediyoruz ki katılımlar artsın. Ama artması için motive edecek bir fotoğraf değil bu fotoğraf. Peki bunu götürecek mi, getirecek mi Ümit Özdağ'ın desteklemesi Kılıçdaroğlu'nu? Sizce totalde baktığımızda daha çok oy götürür mü, getirir mi? Yani tabii ki getireni de olur, götüreni de olur ama totalde baktığımızda ben işin daha zorlaştığını düşünüyorum. Çünkü özellikle yani Kürt seçmen sonuç itibariyle tabii ki sandığa gidecektir. Ama bunu maksimize etmek önemli. Çünkü bizim öncelikli meselemiz ne? Yani benim de öyle, sadece Kürt seçmen değil. Bugün bu seçimi yapıyoruz ama en temel konu ne? En temel konu parti devleti modeline itiraz eden herkesi yan yana getirmek. Şimdi maksimalist bir siyasete doğru evrildiğinizde işler zorlaşıyor. En minimal düzeyi bu. Parti devleti modeline karşı olan herkes yan yana gelsin. Yani bunu çeşitlendirebilirsiniz. İşte demokrasi için, barış için, adalet için, hukuk teminatı için diye çeşitlendirebilirsiniz. Ama bunu protokollerle vesaireyle daralttığınızda, yani mesela anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma mı var? Mutabakat belgesinde falan. Ya da işte ben terörle mücadele edeceğim diye protokol imza edilir mi? Yani zaten protokole dahil olmaması gereken temalar niye protokol maddesi giriyor? Seçmen nezdinde bu bir psikolojik sıkıntı yaratabilir. Ama her psikolojik sıkıntı siyasi tutuma dönüşmeyebilir. Yani sempati ve antipati duyabilirsiniz. Bu ne desteğe dönüşebilir ne de tepkiye dönüşmeyebilir. O yüzden kestirmek çok kolay değil. Peki 7 maddelik protokole öyle bir atıf yaptınız. O protokolde evet. Benim dikkatimi çeken, bunu da ilan ettiler basına. 66. madde anayasanın Türk vatandaşlığı evet. Konusunda. Türk devletine vatandaşlık bağlı olan herkes Türktür atfı var. Var. Protokol metninde. Bu var. Rahatsız edici olacak mı Kürt seçmende? Yani takılmıyor böyle konulara Kürt seçmen. Yani genel olarak seçmen buna itiraz eder. Çünkü Bulgar devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Bulgardır dediğinizde rahatsız oluyorsunuz. Yani milliyetçiler rahatsız oluyor. Çin devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Çinlidir deyince Uygurlar rahatsız oluyor. Peki Türkiye'de bu rahatsızlık yaratmıyor. Rahatsızlık yaratıyor. Ama dediğim gibi bu bence şu anda bile vestiyere konulan, askıya konulan bir konu. Yani öncelikli konu değil çünkü siyaseten de seçmenler bir başarısızlık olması durumunda durumun kendisine fatura edilmesini istemezler. Yani partiler düzeyinde bu sorun çıkarmayabilir ama seçmenin motivasyonunu azaltabilir. O yüzden kestirmek çok zor. Pervin Buldan'ın, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı. Şimdi kaybettirme zamanıdır dedi. Erdoğan'ı kastedi. Kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs'ta sandıklarda demokrasi kazanacak, faşizm kaybedecek dedi. Ve Sezai Temelli'nin de bugün bir açıklaması vardı. Bu Zafer Partisi desteğinden sonraki açıklamalar bunlar. Boykot yok dedi. Biz de sandığa gideceğiz, faşizmi yıkacağız.
Ama bir taraftan da şimdi bu ikinci turda özellikle Kılıçdaroğlu'nda milliyetçi söylemlerin, hatta faşizm olarak da nitelendirenler de oluyor. Böyle bu söylemler arttı Kılıçdaroğlu ikinci şey. Şimdi bu açıdan baktığımızda demokrasi anlamına mı gelecek Kılıçdaroğlu'nu seçmek? Yani Erdoğan'ı seçmek ne anlama gelecek? Kılıçdaroğlu'nu seçmek ne anlama gelecek? Tabii bundan hiç şüphem yok. Ben de kişisel olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğimi ifade ettim. Çünkü Millet İttifakı'nın bir tarihsel buluşmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkenin sekülere ve mütedeyini buluşturmak, Cumhuriyet Halk Fırkası geleneğiyle terakkiperver serbest fırka geleneğini buluşturmak çok önemli. Zaten bu birinci turda istenilen sonucu elde edilmemesinin nedeni belki de bu iyi anlatılamadı. Ama vahim olan bizim bu önemsediğimiz tema seçme açısından öncelikli bir tema değilse o zaman zaten yapılacak bir şey yok. O yüzden HDP yöneticilerinin bunu bir hayat memat meselesi olarak görmesi doğru mesele, doğru bir yaklaşım. Yani esas konu bu. Yoksa tabii ki rahatsızlıklar olabiliyor. Bu yaklaşım biçimleri doğru olmayabiliyor. Ben de Kemal Bey'in bu ikinci arada izlediği politikaların yanlış brief edildiğini düşünüyorum ki danışmanları tarafından. Yani bir milliyetçilik yarışmasına girişmenin, bir sığınmacı aleyhtarlığının çok riskli bir tutum olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani toplu intihar girişimi derken bunu kastettim. Çok büyük risk aldığını düşünüyorum. Daha pozitif siyaset izlemesi, yani gerilim siyaseti yerine. Çünkü bizim burada hedef kitlemiz AKP'den ayrılan kararsız seçmeni ikna etmek. Şimdi kendi mahallenize seslenmeniz tamam, seçmenin katılımını arttırmaya yönelik, bunu anlıyorum, ama seçimi belirleyecek olan o iki arada bir derede olan ürkek kitle. O ürkek kitleyi ürkütme işini daha önce Muharrem İnce yapmıştı. Cumhuriyet mitingleri tadında eylemleriyle. Yani ikinci bir Muharrem İnce taktiğine gerek yok. Şimdi burada tabii Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda milliyetçileşmesi bir zaruret olarak mı Kılıçdaroğlu böyle bir tavır içerisine giriyor, yoksa gerçekten inandığı bir sürecin içine girmiş olmanın rahatlığını mı yaşıyor? Ya ben sizden daha iyi sizin gibi olabilirim gibi bir politikanın çok anlamı yok. Hani Türkiye'de deniyor ya, analizciler milliyetçilik yükseldi. Ya zaten taban vurmuş, daha nereye yükselecek? O yüzden o milliyetçilik yarışması üzerinden alan kazanmak zor. Fakat birinci turda baktılar ve gördüler ki aslında Erdoğan'ın beka söylemi etkili olmuş. Beka söylemi karşısında bu da bizim söylemimizin bir parçası. Beka ve terör söyleminin etkili olduğunu görüyoruz. Burada yapılması gereken şey, ben de senin gibi düşünüyorum demek yerine, tamam varsayalım ki beka sorunu var, bunu elde var bir kabul edip, bir de yani ülkenin ve devletin beka sorunu kadar yurttaşın, demokrasinin, adaletin bekası sorunu da var diyerek oradan ilerlemek lazım. Hı hı. O yüzden aynı alanda ilerlenecek bir yer kalmadı. Bence taktik hata buradan kaynaklı. Milliyetçi oyu çekemez mi diyorsunuz bu açıdan baktığımızda Kılıçdaroğlu? Bir bölümünü çekebilir. Yani burada doz önemli. Çok ama açılır mı bu sefer? Çok büyük bir yani Cumhur İttifakı'ndan çok büyük bir kopuş olma ihtimali yok. Çünkü ikinci tura girerken zaten birinci turun avantajıyla geliyor iktidar. Meclis çoğunluğuyla geliyor. Bir de hani iki kere görücüye çıkılmaz. Sizin zaten pozisyonunuz 3 aşağı 5 yukarı böyle. Durun, beni yanlış tanıdınız. Aslında ben öyle değilim gibi bir taktik at. Bu 3-4 günlük süre içerisinde seçmenin zihnini çelebilir mi? Seçmen tutumunu değiştirdiğinde bir hala riske, geleceğinin riske girdiğini düşünebilir mi? Bunlar hakikaten ölüm parantezi. Seçim sonrası bunları daha iyi değerlendireceğiz ama bu riski almaya gerek yoktu bence. Gerek yoktu. Peki şimdi köprüden önce son çıkış tweet'i de attınız siz. Doğru. Yani bu kadar hayat mamat meselesi. Şimdi bir tarafta
devletçi dil kullanan Kılıçdaroğlu son özellikle ikinci turda böyle bir dile doğru savruldu. İşte bu protokol maddelerinde de bu vardı. Bir taraftan da saray rejimi var. Buradan baktığımızda yani Erdoğan'ın seçilmesi durumunda nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Kılıçdaroğlu'nun şu söylemleri bazında baktığımızda bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Fark ne olacak? Mesele sadece başkanlık sistemi, parlamenter sistemi, hayır, demokrasi ve hukuk açısından soruyorum. Tabii zaten memleket ortadan karpuz gibi ikiye bölünmüş vaziyette. Bu duygusal kopuşun kendisi hayra alamet değil. Ama seçim bittiği anda aslında iki Türkiye ile karşı karşıyayız. Yani kimin kazandığına bağlı olarak. Şu anda var olan durum devletin siyaseti tayin ettiği bir durum. Bizim demokrasiden anladığımız ise siyasetin devleti tayin etmesi. Yani siyasetteki çok renkliliğin devlete şekil vermesi. Zaten seçimlerde de gördük ki adil ve eşit bir seçim değil. Ya yani bir tarafta devletin imkanlarıyla baştan daha avantajlı seçime giren bir siyaset yaklaşımı, diğer tarafta hakikaten son derece sivil bir siyaset. Ama bu ittifakların kendisi bir bulamaca da dönüştü. Yani ittifak olmaktan çıktı, bir bulamaç oldu ve yurttaş da hani var olanı biliyor, gelecek olanından emin değil. Hani muhafazakarın bir tanımı vardır ya, müphem olan gelecek karşısında bildik olan geçmişi tercih etmek diye. Muhalefetin bu geleceği müphem olmaktan, belirsiz olmaktan çıkarması gerekiyordu. O yüzden bizi tabii çok daha otoriter bir dönem bekliyor eğer Cumhur İttifakı seçimden kazançlı çıkarsa. Bu kadar kriz olmuş, bu kadar deprem olmuş. Su bardağı plastik bardak, yukarıdan su koyuyorsun, alttaki deliklerden gidiyor. Ya buna rağmen seçmen destekliyorsa bu zafer sarhoşluğuna yol açabilir zaten. Yani ben ne yapsam oluyor hali. Burada da tabii muhalefet çok büyük bir türbülans yaşayacaktır. Çok büyük bir alt üst oluş yaşayacaktır bir kayıp durumda. Hemen arkasından yerel seçimler geliyor. O yüzden hani pes etmeden bu demokrasi mücadelesi, demokratik siyaset mücadelesi sürdürmek gerekiyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda Türkiye'yi ne bekliyor? Ne fark olacak? Türkiye'yi bir seçim sarmalı bekliyor. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade ettim. Hani bu şeyin simgesel cumhurbaşkanlığı meselesi, yurttaşın cumhurbaşkanını seçtiği bir ortamda zaten söz konusu olamaz. Ya yani yurttaş cumhurbaşkanını seçmesin diyemeyeceğinize göre, o da bir siyasette başka bir handikap yaratır. Keşke seçilse başka bir cumhurbaşkanlığının örneğini verir Kemal Bey. Ama bu meclisin tıpkı belediyelerde olduğu gibi meclis çoğunluğunun tıkaması Türkiye'yi bir erken seçim sarmalına sokabilir. Belki yerel seçimlerle genel seçimleri birleştirme şeklinde olabilir. Bir kişi ne yapabilir dememek lazım. Lula Brezilya'da geldi. O yağmur ormanlarını katleden çeteleri o tutuklatıp caydırıcı tutum alabildi. Çok küresel ısınmaya karşı simgesel tutum alınabilir. Yurttaşı Türkiye'de nefes almak istiyor. Hukuk teminatı istiyor. Ve bu Harari hep kitaplarında yazar. Niye Hollanda'da kapitalizm gelişti? Çünkü mahkemeler kralın iradesinden bağımsızdı. Onun verdiği güven diye. Bu güven tesisi ekonomik olarak da sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik açısından ülkeye nefes aldırır diye düşünüyorum. Ben de o yüzden oyumu muhalefete veriyorum. Peki Abdülhatif Şener eski CHP'li açıklama yaptı ve dedi ki yani Kılıçdaroğlu seçilirse çok bir şey yapamaz. Yani meclis çoğunluğu zaten Cumhur İttifakı'nın elinde dedi. Siz katılıyor musunuz? Yani bir kere Abdülhatif Şener'i ayıpladığımı söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanı olduğu takdirde bu bir kere psikolojik üstünlüğü muhalefete yeniden geçirir. Yani şimdi kendisi mecliste milletvekili olmadı diye küskün olmak, muhalif olmak anlamına gelmiyor. O yüzden bu konjonktürde bu tür bir söylemin
moral bozucu olduğunu düşünüyorum. Yani hepimizin bir dizi görüşü var. Her söylediğiniz doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylemenin manası yok. Yani bir nikah törenine gidip çiftlere ya siz boşanma istatistiklerine baktınız mı der misiniz? Münasebetsizce bir laf olmuş olur doğru da olsa. Şimdi bu tür yaklaşımları ben sağlıklı tutumlar olarak görmüyoruz. Çünkü simgesel olarak Cumhurbaşkanlığının farklılaşması yeni bir sayfa açılması anlamına gelir. Yani bütün denklem değişir. O Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis çoğunluğuna rağmen kendini yeniden üretmesi zorlaşabilir. Bunu deneyimli bir siyasetçinin görmesi gerekiyor. Ama böyle bir açıklama yapmış olduk. Yani yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri de oldukça fazla değil mi? Tamamıyla ama yani ben Kemal Bey'den biliyorum. Yani niye Kemal Bey aday oldu? Aslında potansiyel ortada adı dolaşan adaylar da eğer yetkiyi ellerinde bulundursalar da bir sarhoşluğa kapılabileceklerini varsayıyordu. Buna kapılmayacak yegane isim Kemal Bey'di aslında. Ve bir yandan da bir kolektif akıl, ortak akılla siyaseti yönlendirme hedefi bence çok kıymetli. Hani hep Erdoğan diyor ya, bir geminin bir kaptanı olur, 6 tane kaptan olur mu? Titanic gemisinde bir kaptanı vardı ama battı yani. Dolayısıyla kaptanlar kendi aralarında bir koordinasyon içerisinde olurlarsa yükleri hafifler. Şimdi niye bir partinin hem genel başkanı olacaksınız hem cumhurbaşkanı olacaksınız? Yok mu AK Parti'de olabilecek bir genel başkan? Bu kadar siyasi merkeziyleştirme, yani tekrar Prens Sabahattin'e dönmek istemiyorum ama yani Türkiye'nin en temel problemi bu. Siyasetin bu kadar merkeziyleşmesi. Biz meclisteyken 1 milyona insan yakın gelirdi. Niye? Yerellerde sorunu çözemediği için. Avrupa'nın parlamentolarında sabahtan akşama kadar ziyaretçi akımı niye olmuyor? Yerel yönetimler, ya bu Avrupa Konseyi özellik şartını bile bir dönem AK Parti benimsemişti. Sanki böyle bölücü, ayrımcı bir şey gibi anlatıyorlar. Ya yerel yönetim yetkilerin arttırılması. Avrupa Konseyi'nde bölünen bir ülke mi var? Böyle bir safsızlığı anlatabiliyorlar. Ne bileyim bir montaj kaset siyasetini meşrulaştırmaya çalışabiliyorlar. Bu Türkiye'nin geleceği böyle bir perspektif olamaz ya. Peki Ufuk Bey, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bu 7 maddelik protokolde terörle mücadelede çerçevesinde terör bağlantısı hukuki kanıtlara sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevleri ataması, uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir maddesi var. Bu tartışılıyor yani şu anda, bu ne anlama geliyor? Kayyım uygulaması ile alakalı. Siz bu protokol maddesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yalnız. Çünkü niye biz buna itiraz ediyorduk? Bir kere milletin iradesi tek bir irade değil. Milletin iradesi çoğulcu bir irade. Yerel yönetimlerde de suçun şahsiliği esas varsa bir problem, belediye meclisi üyeleri üzerinden yine devam etmesi gerek. Bir bürokrat atamasıyla değil. Dolayısıyla AK Parti'nin uygulamasını protokol konusu yapıyorsanız, kardeşim gidin AK Parti'de siyaset yapın. AK Parti'nin yaptığı bu zaten. O yüzden bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Başından beri ifade ediyoruz. Uluslararası standartlarda zaten terör tanımını yapmanız lazım. Terör tanımını daraltmanız lazım. Yani milyonlarca insanın terörist olarak tanımlandığı bir yerde aslında hiç kimse terörist olmuyor. Bir terör tanımını daraltılıp uluslararası standartlara uygun hale getirilmediği bir zeminde biz üstelik bu tartışmayı yapıyor oluyoruz. Peki Ufuk Bey, son olarak konuyu toparlarsak. Şimdi Ümit Özdağ, Zafer Partisi lideri, Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum dedi. Götüreceği çok daha fazla olur demiştiniz ama getirisi de olabilir yaklaşımında bulunmuştunuz. O zaman her şeye rağmen siz bu konuda 3-4 gün sonra seçimler var. Son düzlükteyiz. Her şeye rağmen Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Tabii. Yani bütün bunlar, yani benim de kırmızı çizgilerim var. Sığınmacı politikası vesaire gibi. Bizim kadim geleneğimizi göçmen kuşların, leyleklerin yuvası bozulmaz. Ama buna rağmen ben yine tabii ki Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Yurttaşlarımızın da vermesi öneriyorum. Çünkü temel mesele parti devletine karşı olan herkesi yan yana getirmek. Bu eşyaştıktan sonra kendi farklılıklarımız üzerinden yine çoğulcu bir siyaseti sürdürürüz. Ama bu işi yaşamazsak zaten yapılacak hiçbir şey yok maalesef. Peki.
Ufuk Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ne demek, ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah, kolay gelsin.